Somon. Bugün somon yapacağım. Ama hani öyle böyle somonlardan değil. Bu farklı bir somon. Benim yeni İstanbul mutfağı dediğim hani bize ait bir şeyleri dünyaya ait bir şeylerle bugüne uygun birleştirdiğimiz bir dünya var ya. Benim öyle yaptığım yemekler işte bu da onlardan biri olacak. Yeni İstanbul mutfağının bir örneği olan bir yemek. Yıllardır yapıyoruz. Patlıcan var, ızgara patlıcan var ve somon bir araya geliyor. Kağıtta fırında pişiriyoruz. Hani hem kağıtta levreye göndermesi var hem patlıcanın mutfağımızdaki yeri malum. İşte bu sefer somonla birleşiyor. Hadi. Tabii ki somon var. Ona diyecek bir şey yok. Filete edilmiş böyle löp bir parça. Daha bütün bir balık gibi yaparsanız o da olur. Ama hani ben bir porsiyon hazırlayacağım. Onun için böyle bir parça var. Reyhan koyuyorum. Domates koyuyorum. Tabii ki patlıcan koyuyorum. İsmi üstünde ızgara patlıcanlı diye. Reyhan'ın dışında ayrıyeten güzel bir pesto sosum var. Onu kullanacağım. Limon konfi diye bir şey koyuyorum. O limonu yapmak için şekere ve suya ihtiyacım var. Limon, şeker, tuz, karabiber, zeytinyağı bunlar zaten tamam. Bir de bunların hepsini içine koyacağım. Bir kağıdım var, fırın kağıdım var. Olacak bize kağıtta patlıcanlı somon. Patlıcanları alacalı soydum. Halka doğradım. Önceden tuzlayıp ıslamadım. Biraz tuz koyuyorum, fazla değil. Karabiber çekiyorum. Şimdi buna bir pesto ekleyeceğim. Bir parça yeter. Bunlara bayağı böyle elimle giriyorum. Bunları ovalıyorum. Bunlar çünkü malum patlıcan yağı çok seviyor. Tamam. Şimdi bunları ızgaraya koyacağım. Bunun kızgın olması çok önemli. Kızgınken koyuyorum. Onlar olurken limon konfi diye bir şey yapacağım. Ben de şu anda 50 gram şeker ve 75 mili ya da gram su var. Bunu ateşe koyuyorum. Limonları istediğiniz kalınlıkta kesebilirsiniz. Bu limonu hatta fazla yapıp istiyorsanız dolapta da bir aya yakın kendi suyunun içinde saklayabilirsiniz. Bu kadar limon lazım değil ama dediğim gibi ben bunu saklayacağım için şimdiden böyle yapıyorum. Dikkat edeceğim bir şey. Şuralarda çekirdek varsa onları ayıklamalıyım. Çekirdekleri istemiyorum çünkü. Limon bildiğiniz üzere bütün bu mermer tezgah falan gibi tezgahların bir numaralı düşmanı. Limon damladı diye aklımız çıkar hep. Ondan sonra ama yeni bir materyal var. Kuvars diye bir şey bu. Bunun üzerine geldiği zaman limondan leke olmuyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel ızgara oldu. Biraz da öbür yüzleri olacak. Bu suyun içinde eriyen eridi. Ben bunları bunun içine koyuyorum. 7 dakika. Evet. Olanı alıyorum. Şimdi bu limon konfi aslında bunu kendi suyun içinde soğumaya bırakırsak ondan sonra da tamamen soğuduktan sonra bir kavanoza koyup üstünü kapayıp dolaba kaldırırız ve dediğim gibi maksimum bir ay, daha fazla değil ama o şekilde çok rahatlıkla kullanabiliriz. Zeytinyağı koydum. Ondan sonra badılcanlarımdan yerleştiriyorum. Domateslerimi koyuyorum. Domateslere bir fırt tuz pestodan serpiştiriyorum. Bundaki yağ da bu işe yarıyor. Hani alttaki yağın dışında. Hem fesleğen kokuyor hem sarımsak kokuyor. Hayatta daha iyi ne olabilir bilmiyorum gerçekten. Birkaç yaprak reyhan atacağım. Pesto koymuş olmama rağmen. Benim şöyle bir inancım var. Bir şeyi bir tencereye veyahut bu durumda bu kağıda koyduğunda iyi gözükürse o yemek piştiğinde de güzel olur. Benim böyle bir şahsi inancım var ve doğrudur. Öyle olur gerçekten. Limonlarımız var. Bilare soğuyacak. Ama ben şu anda bir tane alta koyuyorum. Bir tane de üste koyacağım. Balığı bir parça tuzlamam lazım. Bunu böyle bütün koyabilirsiniz. Ya da bir tahtanın üstünde tabii daha kolay yaparsınız. Böyle bıçaklar atabilirsiniz. Üzerine tabii ki karabiber yapacağım. Her yere gelecek şekilde. Balığı tuzlamıştım. Bir dilim daha konfi koyuyorum üstüne. Şimdi açtığınızda da piştiğinde de böyle gözükecek. Bir ufak son ilavem var. Bu konfinin limonlu ve şekerli bir suyu var. Ondan da ufak bir trik olarak son dakika şeysi. Böyle koydum. Üzerine
tabii ki zeytinyağı koydum. Zeytinyağı, evet, malum bayat. Ondan sonra şimdi bunu kapayacağım. Ben şu uçtan başlayacağım. Şu ucu şöyle çevirdim. Buradan bunu böyle çevire çevire gidiyorum. Kendi üstüne katlaya katlaya gidiyorum. Her seferinde şunu şöyle düzlüyorum. Bak. Bu biraz tombul olduğu için burada bir zorluk yaşayacağız ama üzmüyorum kendimi. Bu yüzden vazgeçecek halim yok. Son olarak da burayı kapıyorum. Paket haline geliyor. İşte kağıtta bir balık yaparken bu hayatta böylece kolaylaşmış oluyor. Şimdi bunu önceden ısıttığım, 200 dereceye ısıttığım fırına atacağım. Şimdi bunu buradan böyle bir şey yaptım mı, ondan sonra yarıyorum. Üf, üf. Bir de suyu olmuş ki anlatamam size. Oh, nefis kokuyor. Şahane kokuyor. Ya bir her şeyi bir anda almak çok zor. Onun için böyle bir şey yapıyorum. Bunu buraya koydum. Diğer parçaları usul usul, bakın patlıcanlar da iyice pişmiş. Etrafına koyuyorum. Bu reyhandan da bir tane şuraya koyayım. Şimdi bunun bu kadar suyu olduğu için üzerine ekstra zeytinyağı falan hiçbir şey koymaya gerek yok. Bu çünkü kendi başına zaten bakın kendi sosunu da yaratmış. Şahane bir balık oldu. Kokusundan bayılacağım. Çok iyi kokuyor. Evet, patlıcanlı kağıtta somon.